Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Son günlerde kanalımızda bir sıkıntı var arkadaşlar. Videolara yeterince beğeni de geliyor aslında bakarsanız ama yine de YouTube'da bir engelimiz var. Bilmiyorum birileri saçma sapan yere şikayet mi diyor ne yapıyor anlamadım ama bir engelimiz var. Ona sebep olarak da bu videoyu çekiyorum. Muhtemelen maç önü canlı yayını yapmayacağım çünkü bu videoyu izleyin. Yeter arkadaşlar. Zaten hazırlık maçında ilk 11 değerlendirecek halimiz yok. Maçın bitiminde de canlı yayın yaparız inşallah. Bologna geçen sezon kiralık olarak Herenven'de oynayan Sidney Fanoydonk'u sezon öncesi kamp kadrosuna almamış. İtalyan ekibi 23 yaşındaki Santrafor'u satmak istiyormuş. Hani hazır bizde de 15-20 tane forvet varken niye 21 olmasın, 16 olmasın diye de insan düşünmüyor değil. 6 milyon euro piyasa değeri var futbolcunun e, bizim eski futbolcumuz fan oğlu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi belki yollar kesişmeyebilir ama ileride kesişeceğini düşünüyorum. Çünkü de bayağı süper bir sezon geçirip transfer market değerini 6 milyon euroya yükseltti. E, bize yazacaklar muhtemelen de ilgimiz yok arkadaşlar. Bildiğiniz bilginiz olsun. Şimdi Fenerbahçe'de bir sürü futbolcu, bir sürü forvet var. Sergen Hamzoğlu'nun özel haberiyle başlayayım. Samatta için Fenerbahçe'ye 3 kulüpten resmi teklif geldi. Belçika'dan Genk. Evet. Yani kiralık olarak oynadığı takımı Genk. Yunanistan'dan Pauk. Sırbistan'dan da Kızıl Yıldız oyuncuya talip oldu. Şeklinde. Fenerbahçe teklifleri değerlendiriyor. Kulübün çıkarına en uygun teklif kabul edecek. Bu arada Sırbistan'dan Kızıl Yıldız. Fenerbahçe'mizin bugün maçı kiminle arkadaşlar? Fenerbahçe'mizin maçı bugün Kızıl Yıldız'da değil mi? Yani bugünkü oynayacağımız rakip ki dikkatlice bakalım arkadaşlar nasıl bir maç olacak. Şimdi AOK sözleşmesini sözleşmesi nefes etsin, gelsin diyor. Genç bizim bonservis isteğimizi biliyor. Bizim 1 milyon 750 bin euro bonservis isteğimiz var arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam yıllık ücreti var. Bırakalım gitsin. Arkadaşlar futbolcunun hazır talipleri varken futbolcunun isteyenleri varken bırakın ipler de elimizdeyken böyle yapalım. Cao Pedro konusunda da şunu söyleyeyim. Bir forvetimizde Cao Pedro. Ben Cao Pedro'nun Serdar Dursun'dan daha önce gideceğini söyleyeyim size. Bak normalde bu kadar açık açık söylemem. Ahmet Selim Kulda A Spor'da Cao Pedro kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'den ayrılacak demiş. Ama tabi insan inanası gelmiyor. Ben bunu söyleyeyim. Marsilya Cengiz Ünder'le ilgili takımdan ayrılması gibi bir tasarruf olmadığını söylemiş Ertan Süzgün. Cengiz'in de en azından yakın gelecek planlamasında Türkiye'ye dönme gibi bir niyeti bulunmuyor demiş. Allah ben Fenerbahçe taraftarının sesi olarak, dili olarak konuşuyorum. Fenerbahçe taraftarı Cengiz'i istemiyor arkadaşlar. Galatasaray alırsa yere göğe sığdıramazlar. Tövbe haşa ağızları ilahmış gibi bahseder. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olunca çöp oluyor. Bundan bir şey olmaz oluyor. Boşuna para vermeyelim oluyor. 20 milyon euro piyasa değerindeki futbolcuya yoklama çektik ama zaten olmayacak bir transfer. Bilginiz olsun. Kendileri 8.4'e almış. Yani ondan aşağı satmazlar. Zaten olmayacak bir şeydi ama bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Simanski. Fenerbahçemizden yeni transferi Simanski. İyi de hocam kulüp kap yapmadı. Evet arkadaşlar kulüp kap yapmadı. Geçtiğimiz videolardan hatırlayacağınız üzere. Biz burada Edin Dzeko Fenerbahçe dahilli olsun dedik. Ryan Kent Fenerbahçe dahilli olsun dedik. Ciku ile Umut Nayır'ın ikisini birden aynı videoda verdim. Ve o video 2993 kez izlenmiş. Maalesef ve maalesef. Yani belki 300 bin izlenmesi gereken video. Hatta dedim ki ikisi birden aynı gün kapı olacak. Aynı gün kap olmayınca bana eleştiriler geldi. Selahattin Makin'in falan kıyafetlerine bakın eleştirinizi geri alacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Simanski İstanbul'a getirildi. Ve transferinde Arda Güler payı malum. Şimdi sosyal medyada bunu Arda Güler'den gelecek parayı kullanacak olarak söylüyor ama yanlış söylüyorlar. Nasıl yanlış söylüyorlar? Burada Arda Güler'in etkisi tek bu değil. İrfan Sözcüden İrfan 25'in haberine göre Kent, Ceko, Çiko'dan sonra Simanski'yi de bir Fenerbahçe oldu demiş. Umut Meraş herhalde şey Umut Meraş diyorum. Umut Nair herhalde unuttu. Hatırlatmakta fayda var. Umut Nair de Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yani sadece hatırlatayım diye söylüyorum. Bilmiyorum. Belki unutmuşlardır. Şimdi bir süredir görüşme yapılıyor. Oyuncu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında bir transfer pazarlığı vardı. O da bitti. Ve evrak işleri tamamlanıp bu iş olacak gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar, 10 milyon euro bon servis diyorlar. Hayır, daha düşük bir bon servis. Şöyle bir bon servis görürseniz şaşırmayın. Hani ben 9 dedim ama benimkine bile fazla dediler. 9'dan daha düşük dediler. 6-8 arası dediler. Şimdi 6-8 arası olunca Fenerbahçe taraftarları çöpler hemen. Yani 6-8 değil de 15 falan olsaydı o zaman yıldız olurdu. Ama 6-8 biraz bizimkilerde şüphe uyandırdım bonuslar konuşuluyor. İsmail Kartal da oyuncuyla bizzat görüştüm. Oyun planını anlattım. Takımda üst derece rolü anlattı. Oyuncu Arda Güler'den çok etkilendi. Yani bunlar yani bu takım futbolcuyu alıyor, parlatıyor, satıyor diyor. Yani böyle bir şey olacak. Kariyerine ülkesi ekiplerinden Lecce var. Şu anda başlayan futbolcu. Oraya gitti, buraya gitti. Hepsini biliyorsunuz. Ben bugün, bugün olmasa da yarın Simanski'nin kapını bekliyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Arda bir ben diyor ki benim edindiğim bilgi Sebastian Simanski medyada yazılanların aksine çok daha düşük bir bedelle imza atıyor. 8 milyon euro civarı bendeki rakam diyor. Bendeki de hemen hemen aynı. Aynı Arda bir ben. Fenerbahçe Rusya'daki turnuva için 5 milyon euro katılım ücreti alacak demişti. Belli mi olur? Bu arada 10 numara Simanski. Yani Arda Güler'den boşalan 10 numarayı Simanski'ye teslim etmeyi planlıyor Fenerbahçe. Futbolcu 8-10 numarada oynayabilen bir futbolcu. Arkadaşlar son bana en son gelen duyum şu şekilde 8,5 milyon euro. 10 servisi 8,5 milyon euro diye. Yalnız kesin %100 8,5 değil mi? Atıyorum 6 verilmiştir. 2,5 da opsiyondur. Sonra sana derler ki hani buçuk da 6'ya alınmış derler diyorlar. Ben 8,5 olduğunu söyleyeyim. Ve Fenerbahçe'mizin bugün açıklamasını bekliyoruz. Bütün duyumcular olarak da bugün bekliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bendeki duyumlara göre, kaynaklarımdan bana gelen, sizlere aktarmam istenen duyumlara göre Simanski Fenerbahçe'de hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani hayır uğurlu olsun demeyin diyor bazı arkadaşlar ama ya yani e, hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye uğur şans getirsin, hayırlı olsun inşallah. Fenerbahçe ile yükselen bir futbolcu olur. Fenerbahçe'ye faydası olan bir futbolcu olur. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar Simanski konusunda. Ha soru işaretleri var mı? Bende var. Bende soru işaretleri var. Açık söyleyeyim. Bende çok ciddi soru işaretleri var. Ama e, sizdekini bilmiyorum. Yani bence kapalı kutu. Sizler övüyorsunuz. Elbette ki bir bilginiz vardır. Yani izlemişsinizdir futbolu benden daha iyi bildiğinizi düşünüyorum izlemişsinizdir hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar çok fazla edit yapılacak gibi duruyor Kızıl Yıldız'ın ben şeyine baktım da logosuna çok enteresan bir logosu var Allah, bu adamlar Bende KK olan bir logosu var. Fenerbahçe çift yıldızlıyı kullanmış. KK yazıyor köşede ama Neyse. Akşamki maçta da Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Beko Partizan İsrail oyun kurucusu Yan Madar'ı kadrosuna katmak için çok özel bir sözleşme sunmaya hazırmış. Partizan bir yıl daha sözleşmesi bulunan Madar'ı bırakmak bırakmamak için Fenerbahçe Beko'yla mücadele ediyormuş. Bu arada Carson Edwards'tan bir kişi daha ayrıldı dedi Fenerbahçe Beko'dan. Bunu söylediler. Hocam sen onu bunu bırak. Kesin olarak Simanski bizde diyor musun? Valla duyumlarıma göre diyorum arkadaşlar. Yani duyumlarıma göre kesin olarak bizde diyorum. Çünkü benim duyumlarım bu yönde. O yüzden de duyumlarıma dayanarak bunu söylüyorum. Bilginiz olsun ikinci bizde olan futbolcuya geçelim. Yani ikinci bizde e, bizdeki futbolcu Mert Müldür. Mert Müldür arkadaşlar. Mert Müldür konusunda da Neyse önce bir haberi okuyayım. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Mert Müldür transferi için menajerle yeni bir görüşme gerçekleştirecekmiş. İddialı kadro kurmak istiyor. Hızlı giriş yaptı. Kent, Ceko, Kent, İrfan Caneribayat, Ciko ve Umut Nayri kadrosuna kattı. İsmail Kartal'ın ekibi bir transferde daha sona geldi diyor. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimine milli futbolcu Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmeier bir görüşme gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncunun bon servisi ve yıllık ücret konusunda görüşme yapacağı öğrenildi diyor. <laughs> Şimdi Sercan Hamzoğlu ne diyor arkadaşlar? Kısaca bugün Fenerbahçe Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmeier'la bugün bir araya gelecek. Oyuncunun bon servisi ve yıllık ücreti konusunda görüşme yapılacak diyor. Sağ sağla kulübü 5 milyon eurodan 4 milyon euroya düştü. Ancak Fenerbahçe bu rakamın da altına düşürülürse ve oyuncuyla ile anlaşırsa transferi bitirecek diyor. <laughs> Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Biz kulübü ile görüştük. 2,5 milyon euro teklif ettik. Kulübü kabul etmedi. Biz fiyatı arttırıp 3.2'ye çıktığımızda oyuncunun kulübü de madem siz çıktınız ben de ineyim dedi 5'ten 4'e indi. Onların niyeti 3.750'ye falan bırakmak bizim niyetimiz de 3.2'ye transferi bitirmek. Olur olmaz yaparız yapamayız. Şu aşamada bir şey söylemek hemen hemen imkansız. Ama ben şu aşamada şunu söyleyeyim. Mert Müldür benim duyumlarıma göre buradan dönmez arkadaşlar. Ve Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun diyebileceğim bir isim. Hocam işte bu kadar kesin nasıl konuşuyorsun? Futbolcu Fenerbahçeli. Bu sezon sakatlık yaşadı. Ciddi bir sakatlık yaşadı. Uzun süre oynayamadı. Kulübüne de hani istekler var, talepler var. Galatasaray'ın falan da talebi var. Gerçi size göre önemli değil. Ee, yani Fenerbahçe'nin isteğinde olan düşündüğümüz bir isim. Şimdi aklınıza şu soru gelsin. Mert Müldür geliyorsa o sahaya gitti mi hocam? Kesin mi? Gidiyor mu? Arkadaşlar şöyle bir düşünce var Fenerbahçe'de. O sahaya gitmese bile o sahayı Mert Müldür sağ bek attı. Ferdi Kadıoğlu'nu bir tık öne kaydırıp Ferdi Emre Mor sağ kanadı düşüncesi var arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız. Ha bana kalırsa bir hata sözü var ya taş yerinde ağırdır diye. Bence Ferdi Kadıoğlu yerinde ağırdır. Bence Ferdi Kadıoğlu sağ bekle gayet gayet iyi bir isim. Abartmanın lüzum yok. Hatta ben şunu söyleyeyim. Ferdi Emre Mor pandeminin üstüne durup o Emre Mor'un arkasına Mert'i de Ferdi'nin arkasına koymak lazım. Bence bana kalırsa. Çünkü o bitiriciliği yüksek değil. E, pasörlüğü yüksek değil. Bu transferin sebebi amacı bu. Burak kapacak ne olacak? Hah, Burak kapacak yolcu. Burak kapacak kendine kapacak bir yer arabası lazım. E, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani oynama garantisiyle mi gider? Satın mı alınır? Başka takıma mı satılır? Yurtdışında da Westerlo'ya mı verilir? Hull City'ye mi gider? Şey diyemem ama durum bu. Fenerbahçe 3.2 almak istiyor. Geçen sezon 3 maçta toplam 59 dakika süre aldı. Birçok arkadaşımız diyor ki hocam 59 dakika süre alan futbolcuya güven olur mu? Mecbursun. Mecbursun. Çünkü Türk kuralı var. Mecbur belli sayıda futbolcu oynatmak zorundasın. Mecburiyetten belli sayıda futbolcu oynatmak zorundasın ve mecburiyetten Türk sayını arttırmak zorundasın. Çünkü 3 tane Türkün sahada aynı anda olmak zorunda. Ya da 8 yabancı oynayabilir en fazla öyle söyleyeyim. 3 Türk değil, belki 5 Türk birden oynayabilir. En fazla 8 yabancı oynayabilir ligde. Avrupa'da bunun bir sınırlaması yok aslında. Bana kalırsa dünyada bunun sınırlaması çok saçma geliyor bana. Bırakın arkadaş sınırları kim nereye gidiyorsa gitsin. Kim kim oynatıyorsa oynatsın. Bu bana saçma geliyor ama bilmiyorum. Bu arada diğer karşılaşacağımız Nefçi Bakü'de Adrian Mutu'yu getirmiş. Sergen Yalçın'la falan görüşmüşlerdi hatırlarsanız o süreci. Sergen'in olmadı. Mutu'yla anlaştılar. İlk karşılaşmasına da Fenerbahçe karşısında çıkacak Mutu. Bizim için herhangi bir önemi yok ama durum bu. Arkadaşlar uzun lafın kısası Simanski ve Mert Müldür Fenerbahçe'de. İşte detaylar. İyi de hocam Mert Müldür. Sen diyorsun ki 3.2'yi kabul ederlerse kesinlikle konuşmuyorsun. Sen Simanski için kesin konuşuyorsun ama buna kesin konuşmuyorsun. Arkadaşlar emin olun kulübüyle bir şey anlaşılmıştır. Belki bana gelmemiştir duyma. Belki sosyal medyaya yayılmamıştır. Kulübüyle anlaşıldığı için oyuncuyla görüşmemize izin vermişlerdir. Biz bu kurala çok dikkat ediyoruz. Yani kulübü izin vermeden sözleşmesi olan futbolcuyla görüşmeyiz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu arada Sercan Hamzıoğlu'na da gerçekten buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bence transfer sezonunun en başarılı ismi, en en başarılı ismi. Herhangi birisinden para alarak, ücret alarak ya da ne bileyim hadi bizim reklamımızı yap şöyle böyle e, hatır gönül işiyle değil. Mesleğini severek, mesleğini hakkıyla yerine getirip yaptığı için teşekkürler arkadaşlar. E, ben sizin adınıza teşekkürlerimi sunuyorum. E, Sercan Hamzıoğlu'na buradan da selamlarımı da iletiyorum. Allah yolunu bahtına açık kesin çok iyi bir kardeşimiz. Yolu bahtı açık olsun. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Görüşmek üzere dostlar.